Allah hani derler ya halk arasında tövbeyle. De ama bir hakikat ifade ediyor. Allah'ın sopası yok diyor. Bak şimdi Allah nasıl nasip ediyor, nasıl etmiyor. Ama başlıyoruz dersimize. Bir duygu veriyor, bir fikir veriyor sana, atıyor dışarıya. Takıyorsun benim konuşmama, onun üslubuna, onun davranışına. Aslını unutuyorsun. Oysa ben bu hizmette bir elemanım. Bana kızarak İslamiyet'ten çıkmadığın gibi bana kızarak Risale-i Nur'dan çıkmayacaksın ki. Değil mi? Ben de senin gibi bir şeyim. Allah Resulü demiş. Kur'an'da Allah demiş. O da sizin gibi insandır. Ben de Allah'ın rahmetini umuyorum. Sen de Allah'ın rahmetini umuyorsun. Ama nasıl oluyor biliyor musun bu iş? Nasip ve nasipsizlik. Şu. Üç tane sistem çalışıyor. Umumi sistem içinde. Allah'ın kainattaki sistemi irade. İrade sistemi çalışıyor. Fakat bunun dışında hem Kastamonu'da hem Emirdağ'da üç tane has sistem çalışıyor. Bir, inayeti hassa. Hepsi iyidir. İki, ihsanat-ı hususiye. İnayet dedik, ihsan. Sonra M, imdadat-ı mahsusa. Bu nasıl tecelli ediyor? Risale-i Şahs-ı Manevi'den ediyorsun ama şöyle bir takıyorsun. İbrahim öyle baktı bana. İbrahim böyle dedi. Ben de hizmete sahip çıkmıyorum. Allah seni atıyor işte. Onun lisaniyle. Sen şahıslarla yürürsen bu olur. Şahıslarla yürümeyeceksin. Şahıslar lider değildir hizmette. Müdebbirdir. Peki ne yapacağız abi? Ustad vefat etti. Ne yaptılar? Risale-i Şahs-ı Manevi'si var. Çok şükür ki elimizde bunlar var. Ben size diyor iki şey bırakıyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir, Allah'ın kitabı. İki, onun hayattaki uygulaması olan bendeki fıtri sahibi olan Ehl-i Beyt'im diyor. Nur talebelerinde Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Hiçbir nur talebesinde Vehhabi damarı olmamalıdır diyor ustad. Peki bugün dersimiz müsbet hareketti değil mi? Ben şey biliyordum ya vakf hayat. O bitmiş galiba. Mehmet. Tabii bitti abi. İki dersi başından daha ders yaptık. Bitmedi. Sonlandırılmış herhalde. Ha sonlandı tamam. Vakf hayat hakkında biraz konuştuk. Vakf hayat tam başlamadan önce vakf hayatın bir tabirini çalışmıştık. Yani bir ders yaptık. Tabir ve lugatını. Ben bir şey eklemek istiyorum. Vakf hayat. Şu anda müsbet. Şey vakf hayat diyorum özür dilerim. Müsbet hareket. Bir şey eklemek istiyorum. Lugat da der ki ve müsbet hareket Allah'ın kainattaki sevk-i idaresine uygun sevk-i idare lugatı. Bir daha Allah'ın kainattaki sistemini kurmuş sevk-i idare ediyor. Tamam sevk-i idare ederken ona uygun tevfik-i hareket etmek. Müsbet hareket. Rububiyet gibi mi? Rububiyet gibi. Tamam. Kainatta Allah bir nizam koymuş. Ne? Nide. Bir de Manisa. Me. Mizan koymuş. Bir daha söylüyorum. Allah 18 bin alemi. Cennet, cehennem, arş, arş azam, lef-i mahfuz her şeyi yaratmış. İşliyor. Tıkır tıkır işliyor. Kudret var. İrade var burada. Gözükmüyor. Allah onu kanun olarak gösteriyor. Kanun. Kanun arkasında bunlar var. Sonra kanunun da adet ilahi. Yağmur yağdırması gözüküyor. Sonra insanda icraat. İşte müsbet hareket. Allah bu kainat sistemini kurdu. İşletim sistemine tevfik hareket. Ne kadar o sisteme yakınsak ona müsbet hareket denilir.
Müsbet hareketin içinde, lügattan söylüyorum, benim çıkarımım değil. Kainattaki nizama ve adalete uygun olmak diyor. Açarsanız görürsünüz. Adaleti yazıyorum. Burayı gördünüz mü? Bu çok antika pazar günkü ders. Bu kardeşlere de göster oradakilere. Sathi ve tebii nazar. Sathi, işte basit böyle takılmamak. Elmayı ağaçta görmemek. Görünce sati oluyor. Ne oluyor? Sati ve tebii nazar nispetinde insanın vehmini bozuyor. Vehim de aklını bozuyor. Aklı da itikadını bozuyor. Bu sefer akıl vahşi oluyor. Vahşi ne demek? Karşıya saldırır. Saldırgan. Bozucu ve acımasız olur. Sonra dağdaki vahşi canavarlar gibi diyor. Bu ehli iman için hepsi geçerli mi? Tabii tabii, o nispette. Bak, mesela sen elmayı ağaca Allah takmış. Sebep sonucu beraber yaratmış Allah. Evet. Sebep sonuç beraber yaratmış. Ama biz biliriz ki elmayı oraya takmış. Onunla bize veriyor. Sahibi değil. İktiran meselesi. Elmayı ağaca takmış. Veren Allah'tır. Sen o tebii nazarla Allahsız bakarsan üç tane şey söylüyor. İki tane söylüyor. Üç tane tövbe. Gaflet, dalalet ve felsefe nazarı. Üç tane. Bir daha. Gaflet, dalalet, felsefi nazarla sati ve tebii bakarsan vehimler bizi uçuşur. Sinek gibi. O bu falan. Sonra vehim itikadı bozar. Aklı bozar. Vehim aklı bozar. Vehim şurada. Aklı bozar. Akıl da itikadı bozar. İtikad da bozuldu mu? O insanın aklı vahşi olur. Kime? Sana değil Aykıncı. Kendisine. Akıl akla bela olur. Akıl aklı yer. Akıl akla düşman. Kendine saldırgan olur. Yani böyle psikoloji dediğimiz yansımaları o. Artık çareyi dışarıda arar. Uyuşturma. Beyni uyuşturmadır mesela eroin, esrar, kadın düşkünlüğü, gayrimeşru vidolar. Bunlar esrar gibidir. Yani uyuşturmaktır o. Beyindeki bazı şeyleri bakın, çare zannediyor. O tür vidolar aynı esrar gibidir. Belki de daha beterdir. Bu abi amiden mesela halvası kadar mesela mertebe var ya. He? Onların arasında da bunlar bazen oluyor mesela. Diyen ki hani mutezile imamları şey yapmışlar. Hani sati nazara baktıklarından dolayı esbabı işte müessir zannetmiş. Müessir zannetmişler. Hani onlarda vahşi nasıl oluyor mesela? Ne yapıyor biliyor musun? Mesela Vehhabi'nin vahşiliği nasıl olur? Namaz kılmadı mı? Kafirdir diyor. Bundan daha vahşi ne olur? O noktada. Oysa amel imandan değildir. Amelsiz imansız kategorisine koyacak kadar... Kendisi de kılmadı diyelim. 50 yaşında, 20 yaşında namaz nasip oldu. Ondan önceki hayatına nasıl bakıyor? İmansızım diyordu. Namaz çünkü şart ya imana. Onlara göre tabii. Şimdi ben siliyorum bunu. Ben şimdi müsbet hareketin kainattaki mizana ve adalete, yani kainat sistemine uygun tefiki hareket etmek. Ne kadar yakın olursak müsbet hareket olur. Adaleti yazacağım şimdi size. Burayı siliyorum. Bunları mesela felsefi nazar Emirdağ 219'da. Gaflet, dalalet, felsefi nazar. Böyle ezberden söylemiyorum. Orada hemen altında söyler. 120'de der ki arka sayfada inayet-i hassa. İnayet. İnayet-i hassa buna mukabil. İhsanat hususiye. Emirdağ 119. İkinci Emirdağ. 119. Ötekisi 120. Ötekisi bak. Ne iyi. İki tane iyi. İnayet-i hassa. İhsanat-ı hususiye. İmdadat-ı mahsusa. İyi aktif oluyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Adalet şu arkadaşlar. Şu. Oo. Sana bu tahtaya yazılanlar israf olmasın diye fotoğrafını mı çekseydin?
E tabi onları biz çekiyoruz, saklıyoruz. Saklıyoruz. Bak mesela tabii ki adalet. Bunu yazmadan önce müsbet hareketi belki de şu çizeceğim şey hulasa edecek. Şu anda göstereceğim. Kuvve-i akliye. Öksürürken, şey çekerken Mehmet haber ver bize de. Biz de tekbirelim böyle. Bazen kalbimiz hopluyor. Kuvve-i gadabiye. Kuvve-i şehviye deyince cinsellik anlıyorlar. Oysa bir şeyi aşırı istemek. Evet. İkide bir telefon değiştirmek, ikide bir araba değiştirmek. Çok yemek. İkide bir eşini değiştirmek. Her şey ya. Bu işte. Çok yemek, çok konuşmak. E kimse beni sevmiyor. Dur ben orada dur. Ben sana biraz anlatayım. Bunlar kuvve-i şehviyedir. Şimdi bunların ne demişti abi? 119 demiştiniz. İkinci emir daha dedim. Yok 119 abi. 119 değil, değil mi? He? Git benim defterim masam, hemen masamda defterimi getir. Kastamonu'da bir de irade-i amme var. Fesale-i tarafı. Orada da var. Ama bu eksik kaldı. İrade-i amme de var. İrade-i amme de var değil mi? 65'te, 66'da Kastamonu'da. Oo, irade-i amme öyle mi? Risale-i Nur yüzünde irade-i amme ve inen hassa iltifatını arıyor. Ha bir tane ne diyor re mi diyor ne diyor? İrade-i amme. İrade-i amme. Dört etti. Hassa. Tamam. İnayet hassa tamam. O var. O var zaten. O irade-i amme. Amme de var. Risale-i Nur yüzünde gözüktü diyor. Bak çok güzel. Ne etti? Etti dört. Müsbet hareketi yap göstereceğim. Kuvve-i akliyenin tefriti nedir? Ver bak Mehmet göstereyim. Burada konu tahayyatı anlatıyor Hasan abi. Bu nasıl değil sanki? 122'de sıkılırsan ya paralar bir. 102. emir daha 119. İrade-i ilahiyenin unvanları olan unvandır diyor. Ondan sonra orada diyor ki İnayet hassa imdadat hususi ve ihsanat-ı mahsusa ile Rahman-ı Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. 121, 3 tane şer kaynaklı söylüyor. Nedir o? Ehli gaflet, ehli tabiat ve ehli felsefe. Onu söyledim. Sen bana madem şey yaptın senin özür dilerim. Emirdam'la Kastamonu'mu getir benim. Burada var ama benim değil o. Orada ben Kastamonu'dakini de söyleyeyim. İradeyem. Şimdi arkadaşlar Emre nerede? Kuvve-i Akliye'nin gadabı nedir abi? Tefriti. Şey evet tefriti. Gabavet. Gabavet. Vasatı nedir? Hikmet. Hikmet. İfratı? Cerbeze. Cerbeze. Latifoğlu. Kuvve-i Gadabiye'nin abi tefritini söyle. Bilmiyorum abi. Eyvah. Hakikaten. O zaman sana vazife bunların üç mertebesini ezberleyeceksin ha. İsim ve soy isim gibi. Çok önemli yani. Yusuf biliyor mu abim? Allah Allah. Şaşırdım vallahi. Çevre? Böyle de hatırlamıyor abi. Hatırlamıyor tamam. Evet. Abi sen hatırla bakın o zaman. Ben de şu an hatırlamaya çalışıyorum. Onların öyle problemi yok, onlar bilmiyorlar. He? Öyle problemleri yok. Ha, güzel söyledi. Kaydırsana ya bunu. Rahat olun ya. Şecaat mıydı? Ama ya. Öyle o. Çünkü bir şeyi çözmek için formülü bilmiyor. Bilmeyince her soruya formül mü ezberleyeceğiz? Her soruya formül mü ezberleyelim? Bir formülü ezberleyelim. Binlerce soru çözelim. Sistemi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Mesela dimadaki mertebe, sistem. Bu benimle alakası yok ki. Risale'deki 706. sayfada dimada meratip var. Bitti. Vicdanda 4 mertebe var. Benimle alakası yok ya. Bu sistem ya. Yani kuvve-i gadabiyenin tefriti nedir?
Cebanet. 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 Emre'yi mesela şey deriz bak. Peki vasatı ne Emre? Şecaat. Şecaat tamam. Ben dedim ama kabul etmedin. Şece ama niye etmedim yani hepsini dedim, söyleyeceğim. Bak, koyu kadar bir şecaat diye dedin ama doğrulamayınca dedim acaba ben yanlış mı biliyorum dedim. He, şece. İki A ile herhalde. Şecaat. At iki tane değil mi? Peki ifratı nedir Mehmet? Cebanet işte dedi ya. Cebanet tefriti. Ha. Tefriti. İfrat ifratı. İfratı. Mesela şey, gadab var ya gadab. Tehevür. Tehevür. Ne? Ha tehevür. Tehevür abi. Tehevür. Tamam. Kuvve-i Şehriye. Doktor sen söyle doktor. Tefriti nedir abi Şehriye'nin? Abi yerini açtım burada. He neydi Mehmet Ali? Umut. 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 Vasatı ne Mehmet Ali? Ha yani Şehriye'nin ya. Hani. İffet. He? İffet. Evet. Allah Allah. Ötekisi? Ha? Ucur. Ucur. Bu sistem. Adın soy ismin gibi olacak bu. Çünkü neyi çözeceksin? Neresi o? Bak müsbet hareketi bunun içinde ne işi var? Bak nasıl giriyor. Şimdi diyor ki lugatta müsbet hareket bakın kainattaki mizan me Manisa. Mizan ve adaleti tefik hareket et. Peki adalet nedir bilmiyorum ki. Kainattaki adalet biz biliyoruz ki Çağlayan ve Bakırköy'deki adliye adalet zannediyoruz. Adalet şuymuş abiler. Üçünün cemidir adalet. Görüyor musun? Adalet şunun cemidir. Görüyor musunuz? Bak. Nasıl bir şey çıktı? İşte neresi o sistemi, Risale-i Nur'un mantığı var ya, sistemle örülmüş. Ya ustam 23 sene önce bunu söyledi, 23 sene sonra. Burada bunu nasıl, onunla hiç tezat yok. Hani Kur'an'ın mucizeliğini söylüyor ya 13. sözde. Kur'an'ın mucizeliği, bir ağaç düşünün diyor 13. sözde. Dalı, budağı, yaprağı, kokusu, rengi, tadı vesairesi. Hiçbirisiyle çatışmıyor, çelişmiyor, inatlaşmıyor. Hepsi ne yapıyor der Mehmet? Vazifesini tamamlayıcı vazifede bulunuyor. Tamamlayıcı. Mesela öyle bir portakala renk koyuyor ki yaprağa göre. Öyle bir tat koyuyor ki portakala ve sana göre. Yani yaprağa bakın portakala mandalinaya veya rengine bakın, kokusuna bakın. Detay bütüne hizmet ediyor. Hiçbirisiyle çelişmiyor, çatışmıyor. Hatırladınız burayı 13. sözde. Aynen bunun gibidir diyor Kur'an'ın. Saratı, nası, esasatı, muhkematı, zaruriyatı, sucunun, gusunun, hattın, battın, mutalan hepsi. Hepsi aynı manaya hizmet ediyor. Allah'a yemin ederim ki Risale-i Nur'da böyle. Bak adalet ne işi var diyor. Demek ki müsbet hareket bir... Adalet ve mizan diyor. Yani adalet niçin diyor? Mizan şu, sistem. Adalet ise hikmet, şecaat, iffetin insandaki yansımız. Kainatta bu var, bu işliyor. Müsbet hareket, kainattaki hikmete, şecaata, iffete... Yani biz uyduk mu kainatın mizanına uyduk mu biz de hikmet, şecaat ve iffet bizde ortaya çıkar. İşte senin iffetin, şecaatın, hikmetin kadar müsbet hareket ediyoruz. Ya. Görüyor musun? Nasıl bir harita gibi? Ezber olmuyor. Aslında bir umumi hukuka riayet etmen müstakirdi değil mi? Umumi hukuk. Mesela işte üst sahipleri eğer müsbet hareket yapmasaydı, bir kargaşa çıkarsaydı. Kargaşa çıkarsaydı değil mi? Ya. Bu sefer ne olacaktı? Mesela Şerif Said hadisesi gibi. Gibi ya. Mesela bir o ustada uygulayalım. Biz de kendimizi yapalım. Mesela bir hizmetin içindeyiz. Bazı olumsuzluklar oluyor. Hı hı.
bu küçük bir hakkın, yani grupların arasında da olsun, fert dahi olsun, bir hakkın var. Doğru bir şey. Zulme uğramışsın. Yanlış olmuş. Ama onu ifade ederken ve onu koyduğun zaman umumu hizmete zarar veriyorsa, bu haklıyken haksızsın. Çünkü buna uymuyor. Onun için müsbet hareket, kainattaki umumun sistemine hareket etmek. Mesela benim bir hareketim var. İki, bulunduğum cemaatin, grubun bir hareketi var. Ona uygun olması lazım. Benim hareketim, bulunduğum gruptaki umum olacak. Seyri sür edafikum. Şeyde geçiyor, Mesnevi'de diyor ki, yürürken umumunun yürüyüşüyle hareket et. Benim hareketim grubumla içinde uygun olmalı. Grubum da hizmet-i nuriye içinde uygun olmalı. Diyelim ki benim şahsi bir şeyim, bir hakkım. Beraber bir sıkıntı oldu. Beraber yaşıyoruz. İnsan karı koca yaşıyorlar. Kavga çıkıyor. Dersen de 10 kişi, 15 kişi, 7 kişi vakıf kalıyor, talebe kalıyor. Tabii ki sıkıntı olacak. Böyle sıkıntısız dünya var mı? Sahabeler arasında da oluyor. Olmuştur. Karı koca arasında oluyor. Yani özellerini paylaştıkları halde oluyor. Şimdi ne yapacağız? Ailede veya bizde, biz de aileyiz. Bir hukukum var. Ama İbrahim'le bir hukukum var. Bu hukuku haklıyım ama bu hakkımı alırken umumu hukuk rahatsız oluyorsa müsbet hareket değil. Örnek vereyim mi çarpıcı? Çok ağır olsun. Ben malım içerideyken Zeytinburnu 5 katım, 6 katımız yıkıldı. Oldu işte ben. Ama bunu başka medya yoluyla böyle isim koyarak şey yaparak şöyle yapsaydık. Biz grubun hakkını umumun zararına geçmiş olacaktı. Yani böyle bir ehli dalaletin eline geçecek. Veya diyelim ki Mehmet seninle bir sıkıntımız oldu ama haklısın. Ama öyle ifade ediyorsun ki grup zarar görüyor. Yani şefki kırılıyor adamların, insanların. Şefkini kırma hakkın var. Bir şey söyleyeyim de şaşıracaksınız. Birisi size telefon ediyor. Hizmet ehli olduğunuz için söyleyeceğim. Mesela Latifoğlu'na telefon ediyor. Alo, dışarıdan geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet kardeş nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Lan ölseydin daha iyiydi. Yani öyle bu şekilde konuşmak onun şefkini kırar, umumu kokar, sıkıntı veriyor biliyor musun bunda? İyi misin? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Hizmetler nasıl? Usluba bak bunu. Sen, iyiyiz. Siz değilsiniz inşallah. Oldu mu? İktimatta bir yer var da. Sizin söylediğinizi söyledi abi. Ne diyor? Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla usluya odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz diyor abi. Fakat harici ve umumi odaya ise kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz diyor. Edemezsin mektubatta. Şimdi bu lugatı verdikten sonra adalet, bir de mizan. Kainattaki adalet mizanı tevfiki hareket etmektir. Müsbet hareket. Şuna da şöyle. Kainattaki adalet ve mizana. Şimdi unutulmaz değil mi? Demek ki 3 tane şey vardı. İrade-i amme miydi? Farklı bir tane şey. Evet, irade-i amme diye. Belki daha başka da olabilir. Tamam. Şu anda işte, gördük yani. Evet. tamam mıyız abi? Bak tek tek böyle yapıyorum. Bak Mehmet bakar mısın? Böyle tek tek hangisi şeydi böyle. Hiçbir şey değiştirmiyorsun. Emre daha gösterecek ben sana. Gösterdim. Yok sayfa gösterecekler. Gösterdim sana. Kitabı. Ha kitaptan göstereyim. Güzel kitabımız abi. He? Güzel kitap. Maşallah. Rüştü abi, rahmetli Zübeyir abi, Zübeyir vardı ya, Zübeyir abi geçen vefat etti. Ona ne derdi biliyor musun? Onun varı neydi?
Onu gördüğü zaman ya ehlel kitap, o çanta ile defterle bir kitapla derse katılırdı. Rüştü abi hep notlar alırdı. Hangi Rüştü abi daha önceden bir hafta önce belliydi ne ders yapacağı. Kitap belli, herkes kitaplı gelirdi. Bizim gibi değildi Rüştü abi. Emirdağ'dan şuradan takip ederdi. Şu mevzu diyor. Ondan sonra herkes kitapla gelir çantasına. Rüştü abi çantasız böyle Nurcu kabul şey yapmazdı. Ondan sonra kenara otur derdi. Diğerleri oturur zaman. Defterini böyle. Ve ona sorardı. Ya ehlel kitap. Ey kitap ehli. Nerede kalmıştık derdi. Ya ehlel kitap. Selam olsun. İkisi de ötede. Şurada abim. İkinci emir dağ. En dipte haşiye var. Tamam mı abi? Mesela işte irade ilahinin namuslarının unvanları olan adetullah kanunlarının birisine beşer adsinde mahiyetin bilmediği o kanun mahiyetini de devam ediyor. Burada irade ilahiye ondan sonra şey yapıyoruz. Umumi kanunlar içerisine yani umumi kanun var ya sana hususi nasıl muamele ediyor? O da inayet, imdat onlarla. Neyse konumuz o değil. Ben müsbet harekete hadi bismillah merak eden kardeşler olur ama artık eden olmaz. Hizmet dusturları diye toplanmış. 44. madde dustur. Müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek. Nurun marızlarına karşı müsbet hareket, onlara karşı olumlu davranıp olumsuz davranmamak. Yani karşılık çıkarmadan karışıklık çıkarmadan kendi mesleğinin revacına sessizce çalışıp muarızlara karşı asayişi ihlal edici fiil ve maddi bir mukabelede bulunmamak ve niza ve münakaşa gibi laf döllesine girişmemek diye mukaddeme yapmış. Okuyorum. Daire-i İslami içinde cemaatlere karşı müsbet hareket ise kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Evet, neymiş? Daire, biz dairemiz içindeyiz. Tarikat var, Süleymancılık var, Kadir'in var, Nur Cemaat'ın içindeki gruplar var, var da var. Biz nasıl hareket edeceğiz? Diyor ki, kendi mesleğini muhabbetiyle hareket ediyorsun. Bunu yaparken başka mesleklerin adaveti, başkalarının tenkisi bizim fikrimize gelmemesi gerekiyor. Yani kendini başkalarını aşağılayarak ifade etmeyeceksin. Yani şu kara terazi var ya, yukarı çıkması için ya buradan bir taş alacaksın veya bir taş koyacaksın buraya. Öyle değil yani bu. Bu öyle değil. O siyasette var. Başkasının yani başka mesleğin tenkisini, adavetini işmam eden, yani kokan, o kokuyu ifade eden, menfi fikrine, ilmine, fikrine müdahale etmeyecek o. Hatta 20. lemada geçiyor değil mi? Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Peki ne yapacağız? Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerin taraftar olmaktır. Ama bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazansınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Evet. Hileyi görüyor musun? Hizmet. Ama hizmet. Hizmet ama değilmiş işe. Değil. Nurun muarızlarına karşı müsbet hareket etmek. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet imaniyi yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Ve ne yapacağız maddelersek? Bir, ben bunu yaparsam Allah böyle yapar mı? Hesap etmeyeceksin. Etmememiz gerekiyor. Yani benim işim Celaleddin Harzemşah gibi vazife. Allah bana bunu verdi. Muvaffak olurum da, muvaffak olsam da hizmettir. Olamasam da hizmettir. Birincisi, başkasının adavetini, tenkisini işmam eden fiillerde, fikirde bulunmayacağız. İki, yazarsanız müsbeten. İki, rıza-i ilahi esas almak.
Galip olmak da galibiyettir, mağlup olmak da galibiyettir. Rıza ilahi bizim gayemiz. Cennet de değil. Cennet de değil. Gayemiz rıza ilahi. Çünkü rıza-i cennetten de üstün. Bizler, üç, asayişi muhafazaya netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Demek ki maddi ve manevi asayişin bozulmamasına hareket ediyoruz. Zaten mesela bu derslere katılanlar menfi hareket edemez. Çünkü onlar imanla dolu oldukları için vatanlarına, milletlerine faydalı oluyor. Hasan abi, burada müsbet iman hizmeti içinde. Evet. Menfi iman hizmeti de mi var? Var abi. Mesela Kur'an öğretiyorsun. Geldiği çocuğa Kur'an öğretiyorsun. Müsbet değil mi? Ama karşımızda şu bina Süleymancıların, değil mi? Hemen biz canlı yayında olanlar bilmiyor. Böyle aramızda bir tarla var. Bak şu karşıki Süleymancıların yurdu. Şu aşağıda kız kursu. Şu karşı aşağıda bir şey var. Nakşi Tarikat'ın dergahı var. Bazen ben gidiyordum, pandemiden önce sohbet veriyordum. Hemen şu çaprazlamada Konya Meşeli Mevlevi var. Oraya hemen hemen her cuma vaaz ettiriyorlardı ben işte. Şimdi müsbet iman hizmeti. Diyelim ki sen burada Kur'an öğretiyorsun. Bu müsbettir. Ama bunu öğretirken bunlar var ya bunlar dedi mi o iman hizmeti menfi oluyor. Vastan doğru yöntemin farklı. Yani yaptığın hareket doğru. Yani Kur'an öğretiyorsun. Ama sistem içinde umuma zarar veriyor. Çünkü ben onları tenkit ve tenkis dersem ona ne düşer? Sopa tutmak düşer. Yani iman hizmetini yaparken yapmak yetmiyor. Mesela şöyle misal verirdi ya Rüştü abi. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum sözü ihlastır. Ne yapıyorsun? Cevap. Allah namaz kıl dedi. De kılıyor. Bunun adı ihlastır. Ama namaz namaz olabilmesi için ihlas yetmiyor. Sadakat da lazım. Peki böyle namaz var mı? Sadakat olmadı. Bir şeyin ibadet olabilmesi için bir, Allah demesi lazım. Allah tarif etmesi lazım. Allah dediği için namaz kılıyorum ihlas. Allah'ın dediği gibi kılıyorsam sadakat. İkisi gayrimunfektir. Ayrılmaz risalede. İhlas ve sadakat beraberdir. Bir, Allah demesi lazım. İki, Allah tarif etmesi lazım. Mesela Allah dedi Kur'an öğretin ama biz onu başka şekilde kullanıyoruz. Veya vaaz ediyoruz, para kullanmaya, toplamaya kullanıyoruz. Menfi oldu o. Biz demek ki dördüncüsü nedir? Asayişi muhafazaya memuruz. Maddi ve manevi taşkınlık yaptırmayacağız. Yani sokakta anarşi manasına değil. Başka bir cemaatlerin, başka grupların tenkisini iki tane. Yani kusurludurlar çünkü diye saymak. Tenkis. Bir de adavet. Onlar var ya onlar. Adavet. Tenkis ve adavetini işmam edecek ifade olmaması lazım. Bak. Şimdi buraya gelenlere Hasan abi. İşte onlar böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Demeyeceğiz. Hata. Hata. Değil mi? Umumu yani kuka. Buraya birisi geldi. Evet. Sonra ders yapıyorsun. Ama dersi ona yaptın. Müsbet. Yani anlattığın müsbet. Ama müsbet hareket değil. Değil. Yani onlar böyle yapıyor işte. Meşgul olmamak. Demek bize de zarar veriyor. Nur talebeleri fikren bu işte karışmaması lazım. Onun fikrine bir, bak bizim fikrimize, ilmimize müdahale etmemesi gerekiyor. Üç tane. Fikrine, ilmine müdahale etmesin, meşgul olmasın. Böyle bir vazifemiz yok. Tenkit hastalığı aslında bir veba. En acayip bir şey. Bir, evet. Hastalığı söylüyorum, temel ruhsal hastalık. Vefasızlık, iki tenkit. Vefasızlık acayip. En ufak bir şeyle senelerden beri hizmet beraberliği yapıyorsun. Bu kadar istifade ettin, ettirdi vesaire. Bunun en ufak bir şeyle seni atıyor çöpe. Bu vefasızlık. Asrın belasıdır bu. Çok acayip. İkinci hastalık ruhsal. Bunlar ruhsal hastalıktır. İki. Bu. Hangisi? Tenkit. Evet. Tenkit hastalığı. Sesi yanında durdur. Yani, tamam ama kapatma tamam.
Ha, tamam dursun öyle. Senin midir o? Yok benim değil de. Ha, tamam bırak. Abdülbasit. Demek ki birincisi ruhsal hastalık abiler. Vefasızlık. İkincisi tenkit. Allah muhafaza etsin ya. Çok berbat bir şey ya. Vefasızlık da çok berbat ya. Nefis bunu çok kullanıyor. Çok ya. Tenkit mesela, abi hasetten mi geliyor? Tenkitin altına ne koyarsan koy İbrahim'im ya. Ama haklı sana şöyle der. Biz haklıyız. Nefis ve enaniyetten diyor. Evet, nefis ve enaniyetten. Tenkit. Tenkiti hak işletirse barikaya hakikat olur. Nefis ve enaniyet. Bakın, tenkit ederken menfi yani haksızlık demiyorsun ama bütün bütün zulüm. Haklıyken tenkit sistemini çalıştırma diyor. Mesela aset ediyorsun. Ve ona kızıyorsun, nüfret ediyorsun, nasıl dedi, neydi diyor. Bunu böyle falan, ona bir zararım oluyor mu böyle yaparak yaparken? Bak, haset, hasidi. Haset yapanı yakıyor. Ona bir zarar veriyor mu? Tenkit de vermiyor. Ben kendimi mahvediyorum. Dairemiz içinde de abi mesela. Dairen için söylüyorum. Dairemiz içinde bazı gruplar hani ders yapma şekilleri var ya. Böyle bazen böyle oluyor ki bazı memlekette falan gidiyorsun, derse giriyorsun. Onların daş ders tarzı var. Burada gelip işte böyle yapıyorlar işte, bu bize işte tarzımıza uymuyor falan işte ağır geliyor demek. Meşgul olma. Ya, sakın. Yanlış. Deme. Dememek lazım. Deme. Abi. Meşgul olma. Yani bir, Mehmet Ali fikrine, ilmine ve meşguliyetine girmeyecek. Bu konuda tenkiti, vefasızlığı işmam eden fikir, ilim meşguliyetimize girmemesi lazım. Böyle bir vazifemiz yok. Hele hele sizden yanı sıra ben çok dikkat etmem gerekiyor. Yani biz de yapmamız lazım. Tabii. Mesela sen gittin Afyon'a. İşte oradaki tarz fazla farklı. Tabii. Dershane medreseye gidiyorsun. Tabii. Oradaki ders yapma tarzı farklı. Ama. Sırayla okuyorlar diyelim tabii. Mesela. Evet. Umumi ders belki olmuyor. Bu sefer bize ağır geliyor. Yani biz alışmışız böyle derse ya. Yani evet. İzahlı derse. Orada olmuyor diyelim. İşte sakın. Ağır gelince ben böyle mesela kardeşler de aramızda toplanınca işte ya böyle oluyor. Bana böyle geldi demek uygun olmuyor yani. Çünkü o da doğru. O da doğru, o da doğru. O da doğru. Yani. Doğru olmayan bir şey var. Sünnet-i seniyenin dışında hepsi yanlıştır. Yani. Sünnet-i seniyenin içinde hepsi doğrudur. Yeter ki Allah hesap sormasın. Yani Allah hani ahirette hesap soracağı yanlıştır. Sormayacağı müsbettir, mubahtır. Mesela kendimi misal olarak derim. Ben eskiden beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Terzil, rezillendirmek var ya. Rezil yapmak, aşağılanmak. Ben diyor eskiden beri tahakküme ve terzile boyun eğmemişim ama diyor bak. Hayatımda tahakkümü kaldıramadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak. Niye kendisine örnek veriyor? Ya kardeşim kendi yaşadığından başka nasıl versin? Benim yaşadı ki benim dünyamdan örnek versin. Bazılar aynı soruyu bana soruyor. Ya kendinden örnek ver. Ben yaşadım da bunu kendi dünyamdan örneklendiriyorum. Senin dünyanı bilmiyorum ki. Nasıl vereyim? Yani kendi dünyasını yaşamış. Hakikati sembolleştiriyor. Ondan yani. Yoksa ne hocam? Aa şimdi söylüyor. Ben diyor Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak. Divani Harbi Örfi'de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine 5 para emniyet vermediğim gibi. 11 kişi asılmış ha. İpten indirmemişler. Şuraya dizilse 11 tane ceset. Ben de burada şey yapayım. Burada hakim var. 11 tane ceset var mı? Hakim burada. Ustad orada. Ustad hem hakime bakıyor hem cesetlere bakıyor. Evet. Böyle olmuş Beyazıt Meydanı'nda. Soru da ne biliyor musun? Osmanlı son zamanı. Sen de şeriat istemişsin. Hedisi asılacak. Ustad ne diyor? İstemedi mi diyecek? O da zaten. He? O da zaten evet diyor. Şeriat. Ama böyle demiyor tabii. Din başımız. Bunların gibi de istemedi. Ha. Şeriatın en ufak meselesine başımız dahi feda olsun. Fakat şeriat istiyorum ama bunların bunlar istediği gibi değil evet. Diyor. İhtilalcilerin istediği gibi. İhtilalcilerin istediği gibi değil.
Bak çok önemli. İstediğin müsbet olmakla beraber isteme yöntemin de müsbet olacak. Beş para emret verdim. Vermediğim gibi dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Dört tane kumandana da boyun eğmemiş. Dört tane kumandan hatırladınız mı? Dört tane kumandan. Dört tane kumandana boyun eğmemiş. Rusya'daki kumandan, meclisteki kumandan, öteki iki tane. İngiltere. Bir tane de o. Bir türlü bir de öyle değil mi? Evet. Maraşalar. Bir İstanbul'u işgal eden İngiliz kumandanına, bir Rus çarına, bir de meclisin kurulduğu zaman reisi cumhura. Abdülhamit mi? Yok. İşte dört tane işte Rus. O halifedir. Bu kumandan. Bak Rus kumandanına boyun eğmedi. İstanbul'u işgal eden İngiliz kumandanına Hutuvat-ı Sitte ile karşılık koyan, Ayasofya'da 50 bin kişiye nutuk verip İngilizlere karşı ayaklandıran, sonra mecliste malum reise namaz kılmayan diye böyle kalkıyor mecliste. İttihat-ı Terakki'deki o heyette. Bir de o. Bir de İttihat-ı Terakki'deki o şeyle bunları bu. Bunlar İttihat-ı Terakki'nin adamları bu. İttihat-ı Terakki kumandanı. Evet Mehmet. Çok güzel. Bak burada şey yaptın ama burada güzel bak. Burada affettirdin kendini. Güzel. Yanlışımı düzelttirdin. Çok güzel. Bir de malum köre. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek. Ya yani böyleyken usta, şimdi niye diyor bunu? Böyleyken ben diyor, tahakküm ve terzile hiç tahammül edemediğim halde 5 tane kumandana, Rus'a, meclisteki zata, İttihat Terakki'ye, bir de şey İngiliz kumandana değil mi insan? 4 etti. Böyleyken diyor ben 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Ah bunu bir yapabilsek ya. Ben öyle yapabilsem. Cerdis Aleyhisselam gibi mesela müsbet hareket etmek etmemek. Müsbet ha. Hareket etmek, vazife ilahiye karışmamakmış. Öyle mi çıktın? Evet. Bir dakika. Müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek. Ve vazife ilahiye karışmamak. Karışmamak oluyor. Vazife ilahiye karışmamak oluyor değil de öyle anlayabilirsin ama başka bir madde. Bak müsbet hareket etmek 1, 2, menfi hareket etmemek 2, 3. Ben bu işi yaparsam ya Rab beni muvaffak eder misin? İsa Aleyhisselam yukarıdan atlama meselesi gibi. Vazife ilahiye karışmamak. Bu 3 tane hakikat için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cerdis Aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Cerdis Aleyhisselam ne özelliği vardı? Hatırlayan var mı? Herisi soymuş abi. Deisini soymamışlar. Canlı canlı deisini yüzmüşler. İki defa. 10 bilmiyorum. Belki İbrahim seninkisi doğru bilmiyorum. İsrail'de. Sonra bir tane de bu muydu? Bu peygamber miydi? Yoksa Yahya Aleyhisselam mıydı? Onların şerinden uzaklaşıyor. Mucize olarak görüyorlar. Ağaç yarılıyor. Büyük ağaç. Ağacın içine giriyor. Ağaç kapanıyor. Bu sefer hırzal getiriyorlar. Destereyle ağacı ikiye kesiyorlar. Zekeriya Aleyhisselam. Zekeriya mıydı? Ya bunlar canlı canlı hissettiler ya. Hızar geliyor. Bu Cercis değil kardeşim. Cercis Aleyhisselam'dı abi sen. Yok. Bu ağaçta kesilen Cercis değil. Zekeriya olsa gerek. Cercis derisi iki defa yüzülmüş. Zekeriya Aleyhisselam abi. Zekeriya biliyorum. Biliyoruz. Yani destereyle kesilen. Şimdi
Destleri ağaca geliyor. Peygambersin de insansın ya. Hızar geliyor. Onun haya hissini düşünün hele bir his. Oraya gir o bedene. Fikir ve hissini. Hızar geliyor. Hır, 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 hır. O anda hissini düşün ya. Biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateş söneceğini biliyor muydu? Musa Aleyhisselam denize atladığı zaman denizin açılacağını biliyor muydu? Yok. Yok. Muhammed Aleyhisselam bu sıkıntıda miraç olacağını biliyor muydu? Yunus Aleyhisselam atılacağı zaman balık beni yutacak, sonra sahile beni atacak, biliyor muydu? Hayır. Ama hayal et. Fırtına, gemi okyanus kaynıyor. Karanlık. Böyle deniz, ama hayal edersen zevk alırsın bunu, hayal edin. Böyle bir gemi düşün, oynuyor falan, karanlık, zifiri, dalgalar geminin içine giriyor, hop onların içine attılar. İyi biliyorsun, köpek balığı her şey var. Gece, siyah, siyah deniz, sipsiyah. Ben mesela çok açılırdım eskide. Şimdi yapamıyorum, eskide böyle el cahilin cesur. Şimdi açılırdı Karadeniz ama gözükmezdik sabah sahilde. Gençtik ya. İnan girerdik bir de şeyde çıkardık böyle. Şimdi ne anlatacağım? Aşağı şöyle baktığımız zaman insan ayakları titrer ya. Sipsiyah. Sipsiyah tamam. Şimdi böyle bir gemide atılıyoruz. Hem de 100 kişinin içinde aramızda bir lanetli var diye kura çekiyorlar. Kura sana çıkıyor. Orada kalk diyor ki aramızda en siması, peygamber olduğunu bilmiyorlar. Aramızda siması en temiz olan sensin diyorlar. Bizim en çok temiz simam var. Sen olamazsın dedi. Bu kuradan vazgeçiyoruz. Bir daha kura çekiyorlar. Gene ona geliyor. O ama ne düşündü biliyor musunuz Yunus Aleyhisselam? Yani 100 kişi kura çekecek. Aramızda bir lanet var. Ben duygularımızı hareket etsin diye bir daha anlattım. Kura çekeceğiz. Aramızdaki lanet kimse ona denk gelecek. Peygamber ne diyor? Tamam çeksinler çünkü bana zaten gelmez. Ben peygamberim. Aynı böyle demiş. Ben peygamberim, kura bana denk gelmez. Allah getirmez. 100 kişi de bana mı gelecek? Sana geldi. Peki peygamberliğinden şüphe etmez misin bu sefer? Ulan ben peygamber değil miydim ya? Yani bir şeydir, anlamadı ha? Sonra anladı balığın içinde. Sonra senin siman temizdir dediler. Merhamet ettin. Ha, Cenab-ı Hak bir fırsat da verdi. O anla. Nedamet o anda etse belki de ikinci atılmayacak. Balığın içinde dedi o. Ne dedi Yunus Aleyhisselam? La ilahe ente. La ilahe ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Tamam. Bazı rivayetlerde de benim demiş. Öyle rivayetler de var ama. Var mı? Hangisi olduğunu. Ha, benim mi demiş? Bazı rivayetlerde de benim demiş. Hani o şey. Lanetten benim. Benim demiş. Yani Allah Allah. Kişi benim demiş. Bazı rivayetler de böyle biliyorum. Sonra. Abi bazen biz de öyle yapmıyor muyuz? Allah'ım ben sana inanıyorum diye böyle oluyor gibisinden. Bana gelmez bu. Bazen biz de aynı. Aynı Mehmet, aynı. Buradaki Mehmet. Aynı ya Rab, senin hizmetini ben devam ettirmiyor muyum he? Yani ben hizmetini bulunuyorum. Ya bunu işte yap böyle. Biz bazen kendimizi Geylani zannediyoruz böyle. Biliyorsunuz Geylani'yi bir okudum ama ne kadar o bilmiyorum. Muhyiddin Arabi'nin babasının çocuğu olmuyormuş. Ondan sonra tarih uyuyor mu uymuyor mu? Artık bu mu? Veya Muhyiddin Arabi'ye veya bir şey. Ama Geylani de olmuş böyle. Olmuş ama Muhyiddin Arabi'nin babasına olmuş diyorlar. Ama başka. Geylani ama olmuş böyle futul gayb. Geliyor adam bir tanesi. Çocuğum olmuyor diyor. Dua et diyor. Dua ediyor olmuyor gene. Sonra ikinci kere geliyor. Ey üstad. Gene çocuğum olmuyor. Şu naza bak. Naz makamı başka bir şey. Sohbet ettikten sonra üzerindeki hırkasını atıyor, yere atıyor. Ya Rabbi diyor. Ona çocuk vermesen ben bu kazağı bir daha giymem. Giymesin giymiyor da ne olacak yani. Ama o kadar hoş bir Allah, o kadar tatlı bir Allah. Tövbe estağfurullah ya. Gene tenkit edecekler. Ya bu nasıl bir güzel bir Allah ya. Ya Rabbi diyor, ekliyor, devam ediyor. Sen ona çocuk vermesen bu kazağı ben bir daha giymem. Bir de diyor ki, ya Rabbi ona çocuk vermemekle benim kalbimi mi kıracaksın? Ama usta der ki naz makamı. Bizim mesleğimiz evet. Naz değil, niyaz. Ne? Niyaz var. Niyaz. O hususi bir makam, hususi ama böyle bir şeylerimiz var.
Orada dostlarımız var kabrin arkasında. Kimler var değerli ustad? İlk önce İmam-ı Gazali der. Sonra İmam-ı Rabbani der. Sonra Muhyiddin-i Arabi der. Sonra Abdülkadir-i Geylani gibi zatlar var diyor. Kapanmayan bir pencere nasip etti diyor. Kapanmayan pencere. Nerede geçiyordu bu ya? Bu mevzu nerede geçiyor? Hangi kitapta? Yani kapanmayan bir pencere. Yazarsanız kapanmayan pencere. Bunlar bize... Abi, 33. söz. 33. söz mü? Ha 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 tamam, pencerelerde, pencerelerde. Ama 4 tane sayıyor, 4. İmam-ı Gazali. Sonra çık dışarıya İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sonra çık Muhyiddin Arabi. Sonra Abdülkadir Geylani. Bunların öyle bir pencere bizi açtı ki kapanmıyor çok şükür. O pencerelerden bakacağız. Pencerelerde. Yani düşünün, kapanmayan bir pencere. Pencere. Ustad 39 mektubatta diyor ki mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Devam edeyim. Ne kadar oldu saat? Birkaç şeyimiz kaldı. İşte bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek. Ha onu okuduk. Cercis Aleyhisselam okuduk. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddei umuminin, yani devletin avukatı olan savcısının yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedi. Beddua dahi etmemiş. Niye? Çünkü asıl mesele bu, yani savcı iddia etmiş. Ustada yaptığı iddia ettiğini 81 yanlışı, 81 hatasını şualarda var. Kaçıncı şuada var? Hata sevap cetveli. 14. şuada. Orada savcı iddia etti, usta cevap veriyor. Savcı iddia etti, 81 hatasını koydu ve beddua etmiyor. Sebebi şu diyor. Asıl mesele, yani bu adam böyle dedi, boş ver, geç bunu. Bu zamanda, bu zamanın cihadı manevisidir. Bunlar olacak. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Ne alakası var? Allah Allah. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Bizim mesleğimiz anarşistlik değil. 149 Kastamonu'da Yecüc ve Mecüc'lerin kim olduğunu söylüyor. Anarşistler olduğu anlaşılıyor diyor. Anarşist var ya, anarşist. Memleketin huzurunu bozanlara Yecüc ve Mecüc diyor. Ne söylüyor? Nerede söylüyor? Kastamonu? En dehşetlisi diyor, manevi de hayatta. Ahlakta ve hayatta diyor. Yecüc, ahlakta. Mecüc, hayattaki anarşistlerdir diyor. 149 ya. 149 takma mektubu. Evet, takma mektubu sonunda. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak. Yecüc ve Mecüc. Ahlakta ve hayatta. Şurada. Bakın şurada. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Yecüc ve Mecüc. Yecüc ahlak, Mecüc hayatta. Yecüc zulmetli bir anarşilik, Mecüc zulümlü bir dinsizlik. Nazm-ı Mani ile çıkartıyor. Yecüc ve Mecüc kimmiş? Hala arıyor. Ahlakta ve hayatta zulümlü bir anarşi, zulümlü, zulmetli dinsizlik. Yecüc ve Mecüc bunlarmış. Biri maddeye bozuyor, biri maneviyatı. Ha, birisi ahlakta maneviyat, hayatta cemiyeti bozuyor. Maneviyatı bozuyor. Bu ikisi cem edene Süfyan denilir. Asr-ı saadette hak batıl birbirinden ayrıldı çok. Ahir zamanda hak ve batıl karma olacak. Bunun adı ne oldu? Olacak? Decliyet. Decliyet. Hak batıl karmaya decliyet. Bunu yapana deccal, bu sisteme deccaliyet denilir. Hak batıl aynı dükkanda satılacak. Yecüc ve Mecüc. Yecüc
ahlakta ve şeyi bozuyor bak. Yecüc ahlakta altındakini okumak istiyorum. Zulümlü bir anarşilik. Mecüc ise zulümlü bir dinsizlik. Mecüc. O da hayatta. Demek ki Yecüc'ler ahlakı bozacak. Mecüc'ler cemiyeti bozacak. Anarşist yetiştirecek. İkisini cem eden sistem, yani hak batılama. Bir baktığın zaman hak adam. Hak. Bir bakıyorsun batıl aynı. Aynı dükkanda karılacak. Bunun adı decliyet. O yazayım da. Garip garip bakıyorsunuz. Hak ve batılın karmasına decliyet. Sistemin adına deccaliyet. Sistem Kur'an'a. Sistemi Kur'an'a deccal. Şey yapsanız denilir. Deccal. Ne gideceğim? K yapsanız. K mi? Deccal'ın alnında K yazıyormuş ya. Ha kefere. Yok. Hak ve batılın karmasını deccaliyet. İşte örnek biri olsun. Şimdi ders yapıyorsunuz. Rastlayacak size. Örnek için şey yap. Şimdi size bir soru sorarlar. Ray giderken suç işletmek için soru sorarlar. Rayına ray koyarlar, yönünü değiştirirler. Dalga geçmek, zihnini dağıtmak, cemaate soru şüphe takmak. Soru sorarken aslında soru sormak gibi gözükürken konuşmak. Tamam? Konuşmak. Mesela bir yere gittiniz açılışta. Bak bu hatayı yapmayacaksınız. Dershane açılışı, cami açılışı vesaire açılışta yaptı. Tamam. Dersi yaptın. Ya duayı da bu hoca yapsın. Yaptırma. Duayı da sen yap. Çünkü dersi yaptın. O da geliyor. Aynı hoca efendinin buyurduğu gibi işte amin demeden başlıyor. Yeniden kendisi sohbet etme. Senin üzerine kapatıyor. Tamam. Yapmayacağım. Vermeyeceksin. Orada şahsi hukukun yok. Umum hukuktur. Böyle birkaç defa denk geldiğim için ben kazanımımı size paylaşıyorum. Dersi yaptın, açılış. Sonra dua tamam hadi sen de yani başka bir meşrepten sen de dua diye ayrılmış o tertip yapan. Aslında duayı sen yapacaksın. Duayı. Aynı hoca efendinin buyurduğu gibi aslında böyle yerler diye başlıyor. Bir saat, yarım saatte şey yapıyor. Şimdi dersi mersi vebat ediyor. Sakın sen başlatın, bitireceksin. Ondan sonra ne olursa olsun. Bu arada soru sorarlar, kafana soru şüphe takmak için dikkat et. Soru sorarlar, suç işlettirmek için. Soru sorarlar, en önemlisi tren giderken çaktırmadan 10 derece bir veya 1 derece bir ray koyarlar yolundan çıkartmak için. Soru sorarlar, cemaate bir şey anlatmak için. Soru sorarlar, tamam mı? Seni tahrik edip manadan kopartmak için. Bunlara bakın, soru sorarlar öğrenmek için. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bu niye soruyor? Hemen bu soru bu konunun mevzu değildir. Sonra hususu konuşalım diyeceksin. Bir de soru sorarken dershanede diyelim ben burada ders yapıyorum. Burası cumartesi eski doluydu ya. Adam oradan soru soruyor. Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu mevzuyla alakalı. Yok abi hususu. Yanıma gel. Oradan bağırarak cemaate soruyor aslında. Tamam. Yok hocam burada herkes duysun. Niye o duysun herkes? Gel buraya. Niye herkes diyorsun mikrofon? Ya ama şöyle kes bitti. Ha gelse de soruyu bir şey yapma art niyetli daha. Hiç kesinlikle merhamet etme. Sus. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu mevzuyla alakalı mı? Diyeceksin. Yeni gelmiş. Eski yapmaz zaten tanıyorsun. Yeni gelene.
Yeni gelene bu evet dahi dese oradan sordurma. Mesela bu Kastamonu ders mi yapıyoruz Teccal Teccali'ye? Daha önce tanımadığın kişiler, daha önce bildiğimiz cemaatin dışında tanımadığın orada birisi var. Bu mevzuyla alakalı sorabilir miyim dahi dese gel burada sor kardeş. Dersten sonra sorarsın. Çünkü ne öyle bir şey atar ortaya ki bu milletin kafası karışmaya veya sıkıntı olur. Tekrar onu izah etmek için canın çıkar. Hiç ettirme. Dersten sonra kardeşim sana zaman ayıracağım. Böyle oturacaksın. Kardeşim dersten sonra seni buraya alacağım. Ama sor, bu mevzu gelmişken. Kardeşim sor. Herkes buraya bir soru sorarsa bu mana çıkar. Yoldan çıkar. Zaten soru pek almayacaksın. Tamam. Bu çok önemli. O dua ettirirken attırmayacaksın. Benim başıma geldi böyle. İşte Bayrampaşa'da belki de derste de bir kardeş. O bir baktım. Gördüm ben onu abi. Oradaydın değil mi? Yok orada değilim de gördüm bir tane. Aa yok. Adam yani sen insaf ediyorsun. Gerek yok. Hiç gerek yok. Vazifeni yap tamam. Hak ve batının karmasını yapana karmasına deccaliyet sistem deccaliyet karmasına deccaliyet Kur'an'a da deccal denilir. Bu beşer dünyasında. Şunu ekleyeyim. Çünkü tabirleri çok karışmasın size. Beşer dünyasındakine beşer dünyasındakine denir. İslam aleminde ise buna Süfyan denilir. Şeyim abi, o kadar. Ha, o zaman ne olur? Aynı şey. Bak, karmasına Süfyaniyet, Süfyaniyet. Sistem adına Süfyaniyet. Süfliyet. Karmasına. Yok. Karmasına Süfyaniyet. Tamam mı? Karma. Sistemin adına Süfyaniyet. Bir de Süfyan abi. Süfyan. Yok. Kur'an'a Süfyan. Kur'an Süfyan. Sistem abi Süfyaniyet. Karması da Süfliyet abi. Süfliyet. Karmasına ne deniliyordu? Dejliyet dediniz. Usta diyor ya aynı dükkanda satılıyor. Hak ve batıl aynı dükkanda satılıyor. Neyse o hatırımıza gelir. Karmasına Süfyaniyet, Kur'an'a Süfyan, sistemin adına o zaman geçen isim. O sistemin ismi. Şimdi gerek yok. Bunu Hazreti Ali diyor değil mi Hasan abi? Hazreti Ali'nindir bu su. Bu Hazreti Ali'nindir. Benim değil bu. Tövbe estağfurullah. Ben nereden bileyim? Bu isim şu ortaya bu değişir. Yani Mısır'da ayrıdır. Lübnan'da ayrıdır. Filistin'de ayrıdır. Cezayir'de ayrıdır. Libya'da ayrıdır. Türkiye'de ayrıdır. Her yerde ayrıdır. Onun için bu buraya o isim oradaki rejime de şey yapılır. İsim değişir. İsim değişikliği olur. Şimdi son cümlemi okuyayım. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Vela teziru vaziretun vizre uhra düsturi ile ki bir canı yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Mezkür ayetin düsturu ile, yani velâ teziru vaziretun vizre uhra düsturu ile vazifemiz dahildeki asayişi bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak binde bir olmuştur. O da
aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad-ı manevinin en büyük şartı da cihad-ı batni var, cihad-ı manevi var. Devlet içinde cihada cihad-ı manevidir. Cihad-ı manevidir. Devletin dışındaki şeye mücadele cihad-ı maddidir. Cihad-ı manevi, bizim üç tane düşmanımız var, onu kaldıracağız diyor. Cihad-ı manevi nedir? Bir, cehalet. İki, ihtilaf. Üç, zaruret. Bunu neyle kaldıracağız? İhtilafı. Evet. İhtilaf, bak. Üç tane düşmanımız var. Üç tane silahla kaldıracağız. Cehaleti. He? Cehalet. İhtilaf. Zaruret. Neyle kalkar bunlar? İhtilaf, uhuvvet değil mi abi? Hadi ihtilafı uhuvvet tesanütte kaldırdın. Say. Zarureti. Say mı? Say. Çalışma. Sanat ve ilim. Sanat, marifet, ittifak. Bak şimdi. Yapalım onu da. Doktor söyle abi. Cehaleti. Cehalet, zaruret, ihtilaf. Bir dakika. Cehaleti. Sırayla eşleştirirsek sanat. Yok, önce ne geliyor? Yok. Şey diyor abi. Sen öyle yap. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaf. Bir dakika. Zaruret. İhtilaf mı diyor? Evet, ihtilaftır. Tamam. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Sanat. Marifet. Marifet. İttifak. İttifak. Silahıyla. Kaldıracağız. Ve ihtilafa seyfül marifet ve sayi insani ve ittihat ile din namına ittihat edeceğiz. Bak o işte bak o değişti. Değişti burada. Demek ki neresiydi orası dedin? Asar Bediye 514. Aa, bak orada bak değişti. Çok güzel. Cümleyi bitireyim de Emirdağ 241. Mezkûr ayetin düsturu ile vazifemiz dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki alim İslam'da aşağı asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir iştihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife ile karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Ben de Celaleddin Harzemşah gibi benim vazifem hizmet imaniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki harekat müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı manevideki fark pek azimdir. Emirdağ Emirdağ 1 241. Burada kalıyoruz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.